Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel boncuk kaplama işi yapacağız inşallah. Bakın bu şekilde. Bunun için şöyle ahşap boncuklarım var. Dilerseniz farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Ben ahşap olanlarını tercih ettim. Bakın birkaç tanesini de şöyle kaplayarak hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunun için ahşap boncuklarım var. Havlu kenarı için ipim var ve iğne kullanacağım. Kenarını yakmak için de çakmak kullanacağım. Ben bu yaptığım boncuklarımı havlu kenarında kullanacağım. Dilerseniz yazma kenarlarında da değerlendirebilirsiniz. Boncuklarımı yapmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar, hemen yapmaya başlamak istiyorum. Öncelikle iğneme şöyle bir miktar ipimi geçirdim. Ve bakın uzunca bir ip. Arka tarafına bir tane düğüm attım. Ve bunu şöyle hemen kesiyorum. Ve çakmakla hemen şöyle yakmak istiyorum. Ben hemen şöyle bir tane boncuğumu alarak şöyle başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle düğüm yaptığım ipimi şöyle tutuyorum baş parmağımla boncuğumun kenarından. Hemen şöyle iğnemi geçirerek iğnemin ucunu ipin iki ortasından, bakın düğüm yapmıştım. Şöyle ortasından, arası açılmadan şöyle geçiriyorum. Ve ipimi şöyle çektiriyorum birazcık. Yapmış olduğum düğümü içerisine gelmesi için. Bakın şu şekilde. Çektirerek tutuyorum. Şöyle baş parmağımızla ipimizi tutarsak daha rahatlıkla yaparız. Şöyle düğüm olanını birazcık daha içe gelsin istiyorum. Şöyle yitiyorum. Tekrar bakın aynı yerden geçiş yapıyorum ve alt taraftan şöyle çıkartıyorum. Ve düğümüm şu anda tamamen, bakın şöyle hafif gözükebilir. Tam orta yerine denk geldi. Şimdi tekrar ipimi hemen şöyle sabitleyip parmağımla tutuyorum. İğnemi içerisinden geçiriyorum. Tekrar sıkıca çektiriyorum ve şöyle hemen yanı tarafına kaydırarak parmağımla tutuyorum. Tekrar ipin katına dikkat etmemiz gerekiyor. Çektiriyorum ve şöyle parmağımla tutuyorum. Kaymaması için sıkıştırıyorum baş parmağımla. Tekrar şöyle. Aynı işlemleri tekrar ederek tamamen doluyorum. Şöyle çekiyorum. Şöyle bakın, biraz daha yaklaştırdığımızda bakın şöyle bir görüntümüz oluyor. Tekrar ipimin katını düzeltiyorum şöyle. Tekrar çekiyorum. Baş parmağımla sıkıştırarak ipe bastırıyorum. Ve tekrar çekiyorum. Şöyle tekrar bakın. Yine aynı işlemi. Arasından geçiriyorum. Baş parmağımla tutarak şöyle hemen çekiyorum. İpimizin bakın şöyle katı bazen açılabiliyor. Şöyle sıkıca tutup parmağımla sıkıştırıyorum ve bastırıyorum oraya. İğnemi tekrar üstten geçirip bu şekilde bütün etrafını boncuğumun kaplıyorum.
Ve arada şöyle yaptığım yerleri çekiyorum ki arada boşluk kalmaması için. Bakın şöyle tekrar parmağımla tutuyorum. Bakın bu şekilde doluyor etrafı. Şöyle yaklaştırıyorum ipimi ve parmağımla bastırıyorum. Şöyle. Tekrar ipimin yine katı açıldı. Çekiyorum ve parmağımla bastırıyorum. Aradan tekrar geçiriyorum. Ve tekrar şöyle parmağımla bastırıyorum. İpi şöyle çektirerek parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Hiç boşluk bırakmadan şöyle bütün etrafını boncuğumun kaplıyorum. İpimin rengi koyu olduğu için ben koyu renkler tercih ettim. Şöyle. Şöyle birazcık açık kalan yerlere bakın. Şöyle yer açıyorum. Ve burasını da yine dolduruyorum. Şöyle parmağımla tutuyorum ipimi de. Şöyle. İğneyle bu işlemi rahatlıkla yapıyoruz. Tığla yapmak isterseniz birazcık daha zahmetli oluyor. Daha iri gözlü boncuklar tercih edebilirsiniz tığla yapmak isterseniz. Ama dediğim gibi iğneyle yaptığımızda bu işlem daha kolay oluyor. Şöyle hemen katını kontrol ediyorum ve çekiyorum. Çektirerek araya sıkıştırıyorum. Bütün etrafını dolduruyorum şöyle. Boşluklara bakıyorum hemen. Şöyle. Hiç arada boşluk kalmayacak şekilde, açıklık kalmayacak şekilde bütün etrafını dolduruyorum. Şu ipimin katını bakın şöyle hemen kontrol ediyorum hangisinin olduğunu. Evet. Şu şekilde. Şöyle şuraya birkaç tane daha yapıyorum. Şöyle hemen çektiriyorum iyice. Ve etrafına şöyle bakıyorum hemen. Şurada birazcık açıklık var bakın. Elimle şöyle ipinden yer açarak. Buraya da yine dolduruyorum. Bütün iplerim zaten yeterli oluyor. Bir miktar aldığımızda hepsini katlamaya yetiyor boncuğumuza. Son şöyle. Bakın artık hem geçmekte zorlaşıyor hem de artık boşluğumuz kalmadı. Bakın şöyle çektiriyorum iyice. Ve bakın bu şekilde bütün etrafı, her yeri
Şöyle dolmuş oldu. Sıkılıyorum iyice. İğnemi son kez bakın geçirirken şöyle hemen ipimi şuraya koyup parmağımla bastırıyorum. İpimin hemen boşluktan değil de iğnemi şöyle geçirirken boşluktan değil ipin içerisinden yani şöyle boncuğun göbeğindeki geçen yerden sıkı olması için şöyle geçiriyorum. Ve gayet bakın sık olduğu için geçmekte zaten zorlaşıyor. Şöyle sökülmemesi için. Evet, son kez şöyle hemen çekiyorum. Ve ipimi şöyle çektirerek bakın boncuğumu bu şekilde kaplamış oldum. Hemen şuradan ipimi keserek ayırıyorum. Ve ucunu çakmakla yakıyorum ve hemen yapıştırıyorum oraya. Şöyle bastırıyorum ve bakın bu şekilde kaplanmış oldu boncuğum. Şöyle. Bakın şöyle kapladıkça da gayet hoş duruyor. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet hanımlar, boncuk kaplamamız bu şekilde yapılmakta. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.